Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisine vurgulamıştır? Türk'ün saygınlığı, onuru ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Bir millet esir yaşamaktansa bağımsızlığı ifade eder. Yok olsun daha iyidir. Baktığımızda doğru cevabımız B şıkkıdır. Mustafa Kemal Atatürk'e göre Atatürk'e ait bu sözlerle Türk dış politikasının aşağıdaki ilkelerinden hangisi ilişkilendirilebilir? Harp zaruri ve hayati olmalı. Öldüreceğiz diyene karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin hayatı millet, milletin hayatı tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. Ben harpçi olamam çünkü harbin acıklı hallerini herkesten iyi bilirim. Yurtta sul, cihanda sul. Barıştan söz ediyor Mustafa Kemal dolayısıyla da doğru cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal Atatürk Lozan Barışı Anlaşması ile ilgili şunları dile getirmiştir. Buna göre Türkiye sorunların çözümünde aşağıdaki tavırlardan hangisini sergilemiştir? Lozan Barışı geneli bakımından bize hoşnut ediyor. Biz bu anlaşmaya tümüyle uyacağız. Çözümlenmemiş meseleler için dostça çözüm biçimleri bulunacağını ümit ediyoruz. Yakın bir gelecekte şimdiye kadar çözümlenemeyen meselelerin kesin olarak çözüm yoluna yaklaştığını görmek istiyoruz. Baktığımızda Türkiye sorunların çözüm özümünde gayet uzlaşmacı bir tavır sergilemiştir. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele yıllarının daha hazırlık döneminde halkın desteğini alarak mücadeleye başlamıştır. Bu yıllarda Türk milletinin haklı davasını tüm dünyaya doğru anlatabilmek için gazete kurmuştur. Atatürk milli mücadele sonrası dönemlerde sık sık yurt içi gezilerine çıkarak farklı şehirlerde halkla iç içe olmuş, bu sayede hem onların sorunlarını dinlemiş hem de yapılan yenilikleri doğrudan halka kendisi anlatmıştır. Hatta şapka inkılabını halktan aldığı olumlar, olumlu tepkiler sonucunda gerçekleştirmiştir. Bir, Türk milletinin istekleri dikkate alınmıştır. Evet, halkla iç içe oluşu sorunlarını dinlemesi. Diğer ülkelerin iç siyasetinden etkilendiğine dair herhangi bir şeyimiz yok cümlemiz. Üç, dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmuştur. Evet, bulundurmuştur ama paragrafta bundan bahsetmiyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki dış politika amaçlarından hangisine bu açıklamada yer verilmemiştir? Mustafa Kemal Atatürk, Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını şu sözleriyle ifade etmiştir. Milli sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak, genel olarak erişilmeyecek hayali emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara sokmamak, yayılmacı bir siyaset izlememek, yani yayılmacı bir siyaset elbette ki Mustafa Kemal'in tavrı değildir. Milli sınırlarımız içinde değil için eledik. Gerçekçiliği ve barışı esas almak. Hayali emeller yok ve zarara sokmamak yani her an savaş durumuna sokmamak. Dolayısıyla e, bunu da eledik. C kar e, karşılıklılık ilkesine uygun davranmak, D milletimizin çıkarlarını göz önünde bulundurmak. Elbette ki doğru cevabımız C şıkkıdır çünkü yukarıda bunu karşılayan bir cümlemiz yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüne göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılma, yapılabilir? Tam bağımsızlık elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestliktir. Bu saydıklarımın herhangi birinin bağımsızlıktan yoksun kalması, millet ve memleketin gerçek manada bütün bağımsızlığından yoksun kalması demektir. Paragrafın genelinde bağımsızlıktan söz ediyor. Bakalım A ekonomik gelişmelerin tam bağımsızlığa temel oluşturduğu sadece ekonomiden bahsetmiyor. Birçok alandan bahsediyor. Dış politikanın iç iç gelişmelerden doğrudan etkilendiği evet ama yukarıda bundan bahsetmemiş. C siyasi otoritenin gücü elinde tutmasının zor olduğu buna dair de bir cümlemiz yok. Bağımsızlığın her alanda sağlanması gerektiği doğru cevabımız D şıkkıdır. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Türk dış politikasının verilen temel esaslarından hangileri vurgulanmıştır? Bizim açıklık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset milli siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve asırların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında hayalperest olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur, ilmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin gücü, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için. Devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi, bu siyasetin bünyemize tamamen uygun ve e, ona dayalı olması lazımdır. Gerçeklik, vurgulanmış, akılcılık, vurgulanmış, mütekabiliyet, karşılıklılık esasıdır. Ama bundan bahsetmemiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Mustafa Kemal Atatürk'e ait verilen sözden hareketle dış politikanın esaslarından hangisi vurgulanmıştır? Dış siyaset bir toplumun iç oluşumu ile sıkı şekilde ilgilidir. Çünkü iç oluşuma dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalırlar. Yani iç siyasette e, olumlu koşullar dış politikayı da olumlu etkileyecektir. Bir toplumun iç teşkilatı ne kadar kuvvetli sağlam olursa dış siyaseti de o oranda güçlü ve sağlam olur Mustafa Kemal Atatürk. A. Türk ve dünya kamuoyunu esas alma. Tam bağımsızlık, uluslararası eşitlik, akılcılık ve bilimsellik. A, dolayısıyla da şimdi yukarıda hem iç hem dış siyaset dediği için Türk ve dünya kamuoyunu dikkate almaya doğru cevap aşıkkıdır. Yukarıda verilen Atatürk'ün sözleri dış politika ilkeleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Milleti, milleti aklımızın ermediği yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete adi politikacılar gibi yalancı vaatlerde bulunmaktan nefret ederiz, gerçekçiliği eledik. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz. Tam bağımsızlık kendimiz için değil, bağlı bulunduğumuz ulus için el birliğiyle çalışırız. Çalışmaların en yükseği budur. Milli menfaatleri esas alma ama barıştan söz etmemiştir. Bu görsellere göre Mustafa Kemal Atatürk dış politikayla ilgili aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olabilir? Milli menfaatleri esas alma yani elbette ki ama şu portreler resimlere baktığınızda bunu göremezsiniz. İngiltere Kralı ile beraber Afganistan Kralı Ürdün Kralı İran Şahı yani dış politikada farklı liderlerle ve ülkelerle bir araya gelmiş. Dolayısıyla diplomatik ilişkiler devam ettiriliyor. Ilımlı ee, diplomatik ilişkiler doğru cevabımızdır. Gerektiğinde karşılık verme evet ama burada ondan bahset yani bu resimler onu kastetmiyor. Askeri güce dayanma da bu resimlerde yok. Doğru cevabımız B şıkkıdır.